Yaklaşık senden merhaba Metro Exodus kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel yerlere geldik. Bakalım ekibimiz bize yeni görev yerimiz hakkında neler söyleyecek. Hey, hey, selam. What did I miss? You should have seen them dance. Don't you worry, you'll get another chance. A moment of your attention, please. Half a year on the road, and 4,000 clicks behind us. We have been through a lot. Çok şey atlattık, çok yol gittik, çok uzaklaştık. Dükü kaybettik, evet. Bana öyle manalı bakması da beni üzdü açıkçası. I can't keep the secret much longer. After a careful study of the satellite maps we've obtained and much deliberation, we've found a place we could call our new home. Yeni bir ev diyebileceğimiz bir yere rastladık. O haritalar var ya geçen bizim bulduğumuz. And a hydroelectric power plant. This place is quite far from densely populated areas, which, as our journey has proven, is important. We're about 2 days away from it now. So, congratulations, everyone! Yeah! 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 Yet, this is not our last order of business for today. Stepan, Katya. Ay evet, bunlar evlenecek herhalde. Yüzükler bile geldi. Oğlum çok iyi. Stepan, Katya. Repeat after me. Benden sonra tekrar edin. I take you to be my spouse. Beni eşim olarak, seni eşim olarak alıyorum. And vow to hold you from this day forward. And vow to hold you from this day forward. For better or for worse. İyi günde ve kötü günde. For richer, for poorer. For richer, for poorer. Paralı olduğumuz veya fakir olduğumuz zamanda, hastalıkta ve sağlıkta. To love and to cherish until death do us part. Ölüm bizi ayırana kadar beraberiz. Oğlum inanılmaz lan. Hadi bakalım, helal olsun gençler. Çok çok sevindim adınıza. Vallahi billahi çok sevindim. Yeni ev... As the captain of this ship, I hereby pronounce you husband and wife. Live long and be happy. Oh, and Gorka! Bu geminin kaptanı olarak, bu trenin daha doğrusu kaptanı olarak size karı ve koca ilan ediyorum diyor. Eyvah. Ana. Eyvahlar olsun. Oğlum bir dakika, ne oluyor acaba ya? Sadece bir burun karaması mı yoksa? Ana, what's happening? Lan tutun kadını. Allah. Be careful, people. Anna, please hold on. What's happening? What is it, Anna? What's that cough? Gotcha. Do something, please. Don't count her. Give her air. Damn. I'm sorry, I didn't say anything. What are you talking about, baby? Hiçbir şey söylemediğim için özür dilerim diyor. Ama... When they dragged me away. Yamato'yu beni sürüklediklerinde diyor. That ghoul doctor said my lungs were falling apart. The gas I breathed in that ammo dump said I don't have lungs. How can you believe that monster? We've just been through a desert and all that sand. So that might be the reason. Katya, Artyom, a few words. Doktor kaçırmış ya gençler. Senin doktor şey demiş anne ya. Senin böbrekler falan filan gitti demiş. Ama tabii kayınpederimiz yani annenin babası da hayır alakası yok. Doktora inanma. Muhtemelen biz kumda falan kaldığımız için. Go. I'm fine now. Git Artyom, iyiyim falan diyor. Şimdi kumda kaldığımız için vesaire vesaire. Babası muhtemelen ondan kaynaklanıyordur. Doktorun söylediklerine inanma dedi. Herkesin moraller bir anda düştü gençler. I don't know about this. The old man is furious. Bilmiyorum ama yaşlı adam biraz... Artyom's getting chewed out today. Evet abi, doğru söylüyorsunuz. It's not Artyom's fault. I found that stupid bunker all by myself. And if Dad says one word to him about it, I'll tear him a new one. Yes, this is getting old. As soon as something happens, it's always Artyom's fault, even when he had nothing to do with it. Ha bak, şu an beni savunuyorlar. Her ne zaman bir şeyler ters gitse, babası sürekli olarak Artyom'u suçluyordu. Şimdi babası bizi çağırdı ya konuşmaya gençler, kayınpederimiz. Orada umarım Artyom'u suçlamazlar, umarım bizi suçlamazlar vesaire vesaire. Katya niye geldi buraya, onu çözemedim gerçi. Son, care to tell me what do we do now? Let us not panic and think constructively.
panik yapmayalım ve yapıcı konuşalım. Katya sen ne düşünüyorsun? I think trusting some degenerate diagnosis wouldn't be wise. A move from humid metro into the desert with its dry heat and sandstorms is a stress for lungs. Yes, I do think she'd be hit really bad right off the start had it been gas. My thoughts exactly. Thus, first I'll check her condition to the best of my knowledge. Also, we're approaching the valley with its forest air. That alone could heal her. I'm sorry to intervene, but did something happen? Öldüğüm için özür dilerim ama bir şey mi öldürdü, oldu dedi. Do you really think it's the sand? Sounds more like TB to me. That's for sure. TB we can handle. We've got enough antibiotics, and air does help with that. But what if that degenerate was right, Katya? What do we do? Is there medicine? There was an air defense battery station in our village. Right on the brink of war, they received a new drug. It saved a lot of people after gas exposure and general poisoning. I'll check my mom's records and find its name. I think it was produced in Novosibirsk. Right, Novosibirsk. Yermak, your opinion. For Anna's sake, I'd go to the edges of the earth. As for Novosibirsk, it's about 2,000 clicks. Then it's decided. We head for the valley. If it is suitable, we settle there. If Anna's state worsens, I'll take a group of volunteers to find that drug. So Katya, please, find that name for us. I'll find it. Don't worry. One more thing, Artyom. I want no surprises in that valley. You are our most seasoned scout. So take the rail car, one volunteer, and go check everything out before we arrive. Let's go back for now. Tell Anna and the people to calm down. Poor girl. Now I understand why she was so down lately. Just imagine thinking about all that for so long. Evet gençler, özür geçeceğim hepsini. Hiç merak etmeyin. Here are your orders, everyone. First of all, stay calm. Öncelikle sakin duruyoruz. We head for that valley with its fresh air and clean water. Then we go about settling there. If Anna's health... Dad, please. I repeat, Anna, in case you start getting worse, there's a drug Katya told us about, so we can go and find it for you if it is needed. That sounds like a great plan. I'd also like to say this. Guys, please don't worry. I've been feeling pretty bad as it is for ruining the party. Oh, come on. You didn't ruin anything. I just brought myself down to rock bottom over that bastard from Yamantau. Though it must just be the sand and desert climate. Of course that must be it. We were discussing exactly that just now. All right. A toast. To you guys. Just be happy together. Great toast. Haydi bakalım. Oğlum çok iyi lan. Hepsini özetleyeceğim gençler. Hiç merak etmeyin. Neler konuşulduğunu. Çünkü aynı zamanda konuşmaları bölmek istemiyoruz. Çok fazla kişi aynı anda konuşuyormuş gibi oluyor. Aa, Stefan şarkı söyleyecek bize. Oğlum al lan. Oğlum çok iyi. İyi ki gitarını bulmuşuz bu arkadaşı. Bir tane daha içelim. Aa, bitmiş içkimiz. Peki. Çal bakalım Stefan. Akdeniz. Ah be. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: «Пойдем домой». Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь – это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе. Чок, а кругом горят факелы. Это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Чок, взять. Браво! Браво abi! Cidden çok güzeldi. Bir şey daha söyleyeceğim. We don't want surprises like the ones we had on the Volga or in Yamantau. So we're sending a scouting party ahead on a rail car. Artyom needs a volunteer to support him. Aynen. Bana bir gönüllü lazım abi. I'll check the hell out of that valley, please. Yok abi. Kimi seçmem gerektiğini ben mi karar veriyorum bilmiyorum ama. I think that Alyosha is mainly going to check if there are any Amazons or women in general there. So we're all set. Aa, Alyosha mı geliyor benimle beraber? Peki. Frankly, I envy you, Stepan. You got a full family, a wife and child at once. And you don't have to worry about diapers or belly aches. Envy is a bad thing. We're not the ones to avoid diapers, Colonel. In fact, we're planning to present Nastya with a little brother, if she doesn't object. I'd rather get a sister. We could play with dolls together. I could care for her. You could play Sparta in special operations with a brother. Ah, cut it out, Stepan. God knows we've had enough of operations. I don't know about you, but I'm tired. I'd like to retire. Time to have some life. You can't retire yet. You're too young. Muhabbet yeri çok iyi ya. Ayrılamıyorum ki. I am old, Nastya. You're not. You said envy was a bad thing, Nastya. But what am I to do? Your mom has you, but my Anna doesn't have a smart girl like you. Dad. Don't dad me! A 20-year-old won't even think about children. But I would sure like to see grandchildren at my age. Yeah, you'd teach them CQC. Dual-wielding pistols. I could come visit you. Of course, you're welcome, Nastya. The thing is, Grandpa Miller won't give up until he has grandchildren of his own. Hear that, Artyom? I don't even know what else to say. She's beautiful, sporting. Yeah, I'm Olympic level with a rifle. I get not having kids in Metro. Darkness, TB, rats, mutations. But what about here? All right, Dad. We'll get to work on solving your problem tonight. Pekala, çok güzel. And that note, how about a drink? Herkes şimdi bir içkiyi içecek ve... Çocuklarımıza içiyoruz. Çocuklara içiyoruz. Yay, harika. 15 dakikadır muhabbet dinliyorum abi. Pekala, yeter artık, hadi göreve. Artık haydi aksiyona. Peki. Gidiyorum ben. Ve yeni koloniye bir kere daha. Peki. Hey. İçkim yok. Hey. Pekala, ben gidiyorum. Evet. Şimdi özet geçeceğim bütün konuşmaları gençler, fakat önce bir yere ayaklarımı basmak istiyorum. Çünkü biz hazır buradayken sanırım çok şey bitmemiş gibi hissediyorum abi. Belki de abi, bir dakika.
Aa bak, güzel yerlere geldik biliyor musunuz? Vay çok iyi. Hoş gözüküyor. Şimdi arkaya doğru mu gitmem lazım? Tekrardan bir öne gidelim bakalım. Sanırım bizi orada. Artık göreve gitmeye hazırız değiliz. Çünkü yanımıza bir çizim almamız gerekiyor. Alyosha'yı yanımıza alacağız. Hala devam ediyor mu beyler muhabbet? Oh, definitely. When we're done with the bad apples here, we might think of something to do about Moscow. Abi nasıl çıkacağız? Hadi çıkalım da yeter. Yarmak. Sen bir şey biliyor musun lan? Sen de bir şey bilmiyorsun. Aha orada. Sanırım Railway'deki... Abi bir dakika, Damir bu. Damir ne yapıyorsun burada reis tek başına ya? Hangi ne haber? Artyom. Heh, bura. I wanted to tell you for some time, but hadn't had a chance. Anna asked if I wanted to stay back then. Sure I did. They were my people, even though I couldn't find any relatives. Besides, there are still lots of bandits to kill there. But the Baron is dead. Now Gyul can lead the people. They know those animals can be beaten. Kanan must be beaten. And now they have to fight for their freedom and take it by their own hand. So that not to give it up ever again, despite any odds. Still, the initial push was given by us. By you. I won't forget this, Artyom. And I hope to one day pay this debt back. İnşallah bro. Keprakmet, brother. Keprakmet ne bilmiyorum ama eyvallah kardeşim, sana da aynısı olsun. Dedi ki, işte insanlarıma ya, aa bak şey, hilal var. Aa, ne alaka abi? Vay. Hilal var, bak gördünüz mü gençler? Sanki böyle bir İslamiyet'i çağrıştırırmış gibi bir havası var. Teşekkür ederim, insanlarımı kurtarmaya yardım ettin. İnsanlarım orada baron eziyetindeydi. Baron öldü ve şimdi artık Gül, o çekik gözlü kadın, bizim insanlarımıza yardımcı olabilir ve o yaratıkların öldürülebileceğini biliyor. Dolayısıyla artık hızlı bir şekilde orayı düzelteceklerdir. Sen ilk baştaki gücü verdin ve gerisini onlar halledecektir. Teşekkür ederim sana, elimden geldiği gibi yani sürekli yardımcı olmaya çalışacağım. Bir gün borcumu ödeyeceğim vesaire dedi. Şimdi oturuyor muyuz tekrar ben? Peki abi. Gemiden şey, inemiyoruz gençler trenden ya. Bir şekilde indirmiyorlar. Ne yapıyoruz anacığım? Vay. Vay ana. Ya oğlum çok çok güzel kadın ya. Müthiş. Müziğe eşlik mi ediyoruz? Aa biz de mi gitar alabiliyoruz? İyi dinleyin abisi şimdi. Ya iyi dinleyin. Ana bu şarkı senin için gelsin tatlım. Ne şarkısı olduğunu bilmiyorum ama bu sana gelsin güzelim. Yeterli. Bu kadar abi. Evet. Peki. Alyosha hadi gidelim abi. Stefan, play some more. Yok abi, bir saniye. Stefan. Stefan, could you give us that one? By Borisic. Boris için kini çalar mısın dedi Stefan'la zevkle. Alyosha hadi oğlum gidelim, bak geç kalıyoruz. Yemin ederim video bitecek ya. Tren değil sürekli. Haydi bakalım Alyosha. Sen misin lan Alyosha? Ben gençler bir geri doğru gideyim bakayım ya. Hello Artyom. Ah hello bro. As you can see, I'm giving the weapon some care after the desert. Yeah, I hate sand, I must say. It's rough and coarse and gets everywhere. Irritates me to no end. So as soon as we got out of that hellhole, I started cleaning and overhaul. Temizlemeye başladım, güzel silahlarımı falan filan diyor. Mystery, really. How those bandits managed to keep their guns working in that desert? O haydutlar silahlarını nasıl çalışır vaziyette tutuyorlar bilmiyorum o kumun ortasında diyor. Çünkü cidden çok zor diyor. Their gunsmiths are good. That gun you brought back is definitely custom made. A fine job. And it's been well maintained too. This just warms my heart. Pekala Tukarev, sen de bana yardımcı olmayacakmışsın gibi birader. Ben bir dışarı çıkayım tekrardan bakalım. Burası bir yere gitmiyor. Acaba muhabbetin var mı gerekiyordu gençler, trenin varması gereken limanı? Aa bak, aa beni bekliyorlar. Oh harika. Haydi bakalım. Aa sen değil. Anna sure gave us all a scare. But don't you worry. It does look like tuberculosis, but Katya is a real medic. She'll put her back on the feet in no time at all. And besides, there's finally something nice ahead. A river, a forest, even a hydroelectric dam. That sounds interesting. I haven't fixed one yet. So don't worry, Artyomich. Everything will be fine. Soon we'll have a chance at normal life again, you know? Vadiye vardığımızda güzel bir hayatımız olacak vesaire diyor. Burada bir not buldum abi. Neymiş bu?
Tokarev'in notu. Kres, sana bu notu yazıyorum çünkü birisinin bunu duymasını istemiyorum diyor. Görüyorsun ki ben bir evlilik hazırlığı yapıyorum Katya ve Stepan için ve senin yardımına ihtiyacım var. Onlar için yüzük ayarlıyorum, yüzük hazırlıyorum daha doğrusu ve bir tanesini yaptım, yalnızca onların boyutlarını bilmem lazım diyor. Stepan'ınki problem değil fakat hani onlar için hani ekibe eldiven falan yaptığım için onun boyutunu biliyorum ama hiçbir zaman Katya'nın parmaklarını ölçmedim diyor. Dolayısıyla bu bana bir fırsat şansım yok diyor bunu bilebilmek için. Sende keskin bir göz vardır diyor. Belki bakarak böyle gözünle anlayabilirsin diyor hangi boyutta olduğunu. Vay, helal olsun lan Tokarev. Oğlum adamsınız lan. Herkes birbirini o kadar çok destekliyor ki. Oğlum müthiş. Ama bak aynı yine şey. Oğlum burası resmen. Bak İslamiyetle alakalı. Bak kubbe mubbe var arka tarafta. Gördünüz mü gençler? Müslüman mezarlığı olabilir. Oğlum çok acayip ve ilginç yani. Hoşuma gitti. Peki. Sus abi sus. I can't say I've ever been religious, but right now I'm begging all gods, please, watch over Anna, and make the valley cure her of her affliction. In the meantime, Alyosha and I are on a recon mission. We have no idea of what is waiting for us there. Though Alyosha seems convinced that there are going to be crowds of women eagerly anticipating his arrival. If that turns out to be the case, then I have the best companion possible for this mission. Harika. Diyor ki, Artyom diyor ki gençler, çok fazla dinler birisi olmadım bu zamana kadar. Fakat anne hasta olduğu için kendime hani dua ediyorum diyor Tanrı'ya ki onun ilacını bu vadide bulabilelim. Aynı zamanda Alyosha ile birlikte beraber göreve gidiyorum. Fakat Alyosha düşünüyor ki diyor orada kadınların ve güzel bayanların, güzel kadınların orada Alyosha'nın kendisini beklediğini düşünüyor diyor. Eğer bu gerçekten doğruysa müthiş bir görev için müthiş bir takım arkadaşı var yanımda dedi. Bu arada Anna gençler hasta olabileceği düşüncesi üzerinde duruluyor şu an ve biz de Katya'dan söyleyeceğim bir saniye. I'm rather partial to this valley. Take air for one. Makes your head swim. Never smelled air like this in my life. Hayatında böyle bir hava koklamamıştım diyor. Week there, it won't just cure Anna. It'll make Colonel grow his feet back. Burada bir hafta geçirsek Anna'nı düzelebilir falan filan dedi. The rails are all bent. The whole track seems to be fixing to slide down. I sure hope it can hold our weight. Let's hail the Aurora and tell them to take the other road. Come in, Aurora. This is forward recon. Do you read? Over. Aurora here. Reading you loud and clear. Over. Colonel, sir. This track won't hold the Aurora. Take the main one. Over. General situation is completely awesome, Colonel. Sir, Anna is sure to love it here. Over. Glad to hear that. Carry on. Aurora, over and out. So the plan goes like this. We get to that dam, check it out quickly, and call them over. Just take a look at all this beauty, huh? Don't you want them to see it sooner? I know, I'm sad. Church for one. Oğlum ne oluyor lan? Abi olacak iş değil. Abi çanta kaldı abi. Çantayı niye bıraktık? Aşağı mı çekiyordu biz acaba? Eyvahlar olsun. Evet. Planımızı söyleyeceğim gençler. Neler konuşulduğunu tek tek açıklayacağım. Fakat beni bir rahat bırakması lazım artık oyunun. Oha oğlum ciddi misin? Bence var ya hiç hoş bir yere gelmedik ha. Hep iyi gözükür ya böyle uzaktan gençler. Hani böyle aile güzel bir yere taşınır. Güzel bir köy gibi. Güzel bir köy evine taşınır vesaire. Aa bu kim? Alyosha değil bu. Abi bu kim ya?
Vay sağ olsun kurtardı bizi. Helal lan. Şimdi burada yaşayan da muhtemelen şeyler vardı artık, yerliler. Bilmiyorum, onlarla kavgalı mı başladık? Kim acaba ya? Hey! Ormanın çocuğu. Kahretsin alırsın diyor. Hayda. Orman çocuğu. Peki. Our guys caught your friend, but I can see your two are not bandits. I'll help you out if you don't do anything stupid. Gotta run now. Just stay out of sight and you'll be fine. Oğlum helal. Teşekkür ederim Olga. Dedi ki arkadaşın yakaladı bizimkiler dedi ama sen eğer aptalca bir şey yapmaz, hayduta benzemiyorsunuz. Aptalca bir şey yapmazsan sana zarar vermeyeceğim. Sakın hani gözden uzak dur, bize bulaşma falan filan vesairesinden şeyler söyledi. Yalnız arkadaşımız Alyosha'yı yakalamışlar. Fakat haydut olmadığımızı anladıkları için herhalde rahat bırakırlar diye düşünüyorum. Yine yalnız kaldık abi. Müthiş. Aha oğlum. Ya bak değişik sesler geliyor burada. Burada ne demek ki şeyler var? Bu tarz görsellik çok iyi gözüküyor. Özellikle bu haritada. Kumlu haritada çok fazla anlayamıyorsun çünkü etraf zaten sarı paletinde olduğu için. Fakat burada çok farklı renkleri aynı anda görebiliyorsunuz gençler. Bu arada anladığım kadarıyla silahımız yok. Hiçbir şeyimiz yok çünkü çantamızı zaten şeyde bırakmıştık. Su altında bıraktık. Sadece zıplayabiliyoruz ve o kadar. Pekala. Şimdi gençler görevimiz Anna için burada bir yerde ilaç bulmak. Katya'nın dediğine göre Novosibirsk diye bir yer varmış ve oradan Anna'nın ihtiyacı olacağını düşündüğü ilacı bulabileceğimizi söyledi. Bizim amacımız da oraya doğru tabii ki gitmek. Bu vadiye de o yüzden geldik zaten. Yalnız ortam hakikaten çok güzel. Yani ambiyansa bayıldım. Aha müthiş. Çok iyi abi. Bunu biz alalım diye mi buraya koymuşlar? Biraz paslanmış gerçi ya da bayağı paslanmış gerçi ama olsun. Aa şapkayı da alabilir miyiz? Lütfen çok tatlı duruyor. Ben bereleri çok seviyorum gençler. Niye bilmiyorum, öyle bir bere fantezim var. İnşallah insanları öldürmek zorunda kalmayız. Kaç tane mermim var bilmiyorum. Bir tane mermim varmış, gayet güzel. Sign var bir tane, bir dakika bekle. Nerede abi sign? Sign, Ceridian structure, health road. 2 saat boyunca yolu marauderlere karşı tutun. Allah Allah ilginç. Marauder'ın ne olduğunu bilmiyorum. Biraz etrafı dolaşalım belki mermi falan bulabiliriz. Bak ya işte etrafı dolaşalım abi. Etrafı dolaşmayı hakikaten çok seviyorum. Çünkü oyun sizi çok fazla ödüllendirmiyor. Kabul ama önce eve girmek istiyorum. Bu arada şeyimiz falan filan var mı acaba, hiç sağlığımız? Hay Allah ya. Bu eve zamanında birileri abi girmiş. Birileri girmiş ve çıkmış. Buralar biraz tuzak olabilir. Yalnızca benim dikkatli davranmam lazım. Tek yapmam gereken şey o. Bir dakika şu şeyi çıkartabilir miyim? Aa çakmağımız hala bizimle. Harika. O kadar nehre girdik çıktık ama çakmağımız sapa sağlam çalışır vaziyette. Şu silahımı elimden bırakabiliyor muyum? Aynen şöyle yapalım. Olur da bir siville karşılaşırsam silahımı onu doğrultmuş vaziyette. Aa bu ne abi? Çok tatlı bir şey. Bu neymiş lan? Bakın şurada bir şey yazıyor ama okuyamıyorum. Aa ses duydum. Yemin ederim ses duydum. Hey! Hey! Sanki birisi ayağıyla şeye çarptı gibi. Yalnız bu görev bayağı hoş olacak ya, size söyleyeyim. Burada bakın oyunun yapımcıları olabilir. Yapımcı ekipten birileri olabilir, bilmiyorum. Burada bir tek alabiliyor muyuz bu tekniği mesela? Alamıyoruz. Peki. Geçen ben eve gireceğim. Her ne kadar eve girmemem. Bu arada bizim şeyimiz var mı? Night Vision'ımız yok. Marauder ya, anladığım kadarıyla isyancı falan herhalde. İşgal eden kimse. Aynısı sizin başınıza da gelecek diyor. Allah Allah. Bak sürekli bir şeyler çarpıyorum veya birisi çarpıyor abi, emin değilim. Bu arada niye? Aman yarabbi ya. Oğlum girmesek mi lan buralara? Oo bir tane daha mermi aldım. Rapist. Tecavüzcü. Aa bakın hep etrafına şey kutsal resimler falan asmışlar ki herhalde ruhu bir şekilde arınsın diye yaptığı pislikten. Peki. Birçok şeyi toplayalım. Herhalde sıfırdan artık bir noktada şey yapacağız gençler. Çünkü şu saatten sonra artık şey bulma gibi bir şansımız yok anladığım kadarıyla. Çantamızı yeniden geri bulma gibi bir şansımız yok. Ve yavaş yavaş çantamızı... Aa bak herifi fırında yakıyorlarmış abi, müthiş. Marauder. Marauder'ları birisi hiç sevmiyor. Birisi hiç sevmiyor abi. Peki. Sanırım evdeki işimiz bu kadar. Aa bak. Bu böceklerden borçum. Kaç tane mermimiz oldu bu arada? Tekrardan kontrol edebiliyor muyum? Bir saniye. Nasıl çıkartıyoruz? Başka silahımız olmadı. Bak şuna bak.
Oğlum inanılmaz lan. Ne yapıyorsunuz şapşikler? Burada abi çok büyük tehlikeler var. Ah! Allah! Not var abi. Bir saniye. Ok attı birisi. Haydut. Bu bölge belongs to Brazzers of the Coast. Limanın Brazzers'lerine aittir diyor. Kaybol ya da kardeş diğerleri gibi bunun cezasını ödersin diyor. Intruders yani gizlice girenlere ölüm yazılı bir not var abi. Yandık. Böyle bir şey benim başıma gelse koşa koşa giderim abi, suya atlardım. Ama yapacağım. Yavaş yavaş da olsa ilerlemem gerekiyor. Belki birisini vurabilirim şuradan bir yerden ya. Bilmiyorum. Bak şurada. Ne çok bebekler asmışlar acaba şuralara. Hey geldim. Sıkıntı yok. Abi silahlarımı özledim ya. Vallahi billahi. Her ne kadar müthiş. Birisi bağırıyor. Sol neçeye bir kilometre var diyor. Çocuk kampı. Aa orada birileri var. Bakın görüyorum. Bir dakika abi. Aa vurdum. Haydutu bakın kurda yem etmişlerdi abi ve kurdu vurdum. Bilmiyorum yanlış. Oğlum. Abi iğrenç ya. Beni burada bırakma diyor. Çok fazla kurt var diyor burada. Bekle oğlum geliyorum. Bekle geliyorum. Her ne kadar haydut da olsan insan insandır abi. Her ne kadar haydut da olsan. Tamam bağırma be abisi ya. Şu şeyimizi alalım. Öyle beni sıkı bağladılar ki kollarımı daha hissetmiyorum diyor. Bekle bakalım çözebiliyor muyum ben seni. Al bakalım çözdüm. Sakın bir şeylik yapma. Sakın. Yemin ederim asla bunu unutmayacağım dedi. Oğlum helal lan. Ormandaki manyaklar beni kurtlara yem ettiler diyor. Bak arkadaşlar abi bu kadar şanslı değil demek ki. Which barrack are you from? You should have some nice gear. Güzel ekipman var ama seni tanımıyorum diyor. I tried and well, you know what happened. Ben denedim ve neler başıma geldi biliyorsun diyor. Fucking lizards. I found a way in and was going back already when the fuckers jumped me. Fuck. Fuck. Both legs went to sleep. Can't even move now. İki bacağım da uyuştu, hareket bile edemiyorum diyor. Allah Allah. We have a good chance to get a drop on them forest fuckers now. We'll tear them apart like fucking rags. Ama abi böyle olmaz. Buradan nefret beslemeyin. Tamam, bir şeyler hata yapmışlar. Sen ne taraftan geliyor? Hangi kışladan geliyorsun sen falan filan diyor. Bizim kampımızdan mısın? Neredensin? Teşekkür ederim. Biz beni az kaldı öldüreceklerdi. Kurtarmasaydın vesaire vesaire. If you're not one of ours, I'm in your debt anyways. Thank you, man. Bizden bile değilsen artık sana borcum var diyor. You have to move like a ghost. Though you look so tough. Oh fucking shit. Onları öldürebilirsin bile, kamplarına girersen onların birazcık sessiz olmanı tavsiye ederim diyor. Çünkü bu herifler cidden çok tehlikeli ve her şeyi anlayabiliyorlar vesaire vesaire. Şuradan bakın gidebilirim. Buradan da üst kat bir yere gidiyor. Ben açıkçası ana yoldan gitme taraftarı pek değilim. O yüzden buradan gidebilirim. Hatta buradan gitmeyi seçeceğim. Yavaş yavaş abi. Başımıza bir şey gelmeden yavaş yavaş karşı yola geçelim. Harika. Bilmiyorum aşağı doğru kayabiliyor musun ama sanırım kayamıyoruz. Peki. Ortam falan hakikaten çok güzel ya. Ciddiyim. Benim çok hoşuma gitti. Niye bilmiyorum. Şunları toplayalım. Bir noktada... Abi silahımı bulmak istiyorum. Bak bu silaha hiç güvenmiyorum. İşin iyi yanı tekte öldüre... Orada bir şey geliyor. Orada bir şey var. Orada hareket eden bir şey var abi. Aa küçük tavşanlarmış. Peki. Silahım olmadan kendimi güvende hissetmiyorum. Her ne kadar... Bu silahla da birilerini öldürebiliyor olsak da etrafım sarıldığında... Ha bu arada... Bu haritada hiç kimseyi öldürmemem gerekiyor ki... Oyunu tekrardan iyi sonda sanırım bitirebilmek için... Yani en sondaki sonu iyi yapabilmek için bu haritada hiç kimseyi öldürmemem gerekiyor benim. Hem de hiç kimseyi. Buradaki lootları alalım. Aa bak artık herhalde buzdaki silahımızı geliştireceğiz. Başka çarpmak şunu vurabilir miyim? Mesela bak vurabilirim. Ama hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Bana zararı olmayan ufak bir yaratığı... Kesinlikle vurmayacağım. Peki. İlerliyoruz bak. Alyosha'nın nerede olduğunu bilmiyorum. İşin iyi yanı iyi adamlar kaçırdığını biliyorum. Onlar hani onun haydut olmadığını anladıklarından sonra zarar vermeyeceklerdir düşüncesindeyim. O yüzden ben de onlara karşı eğer kötü davranmazsam her şey yolunda gidecek gibi düşünüyorum. Bu arada içeride birileri var abi. Buradan girebiliyor muyuz içeri? Hey! Abi çok tehlikeli yerler ha, ciddiyim. Aa şunlara bak. Allah! Bir şey oldu orada. Aa bu kim? Bir şey yazıyor ama okuyamıyorum. Aa bu var şeye benziyor. Lenin.
Lenin değil mi bu? Lenin olabilir mi bu arkadaşlar? Okuyamıyorum Rusça ama herhalde Lenin yazıyor olabilir mi burada? Bak E var. L, E. Abi kesin Lenin bu. Net. Vladimir İlyich Lenin. Kafasını vurabilir miyim acaba? Gerek yok. Hiç gerek yok abi. Okumuz varken. 4-5 tane okumuz varken hepsini harcamayalım. Oğlum inanılmaz ya. Çok güzel bir heykel yalnız ha. Bakar mısınız şuna? Vladimir İlyich Lenin. Peki. Ben Lenin olduğunu düşünüyorum. Eğer yanlışım varsa gençler lütfen beni düzeltin. Çünkü çoğunlukla bu tarz şeylerde hani... Orayı lootlayabildik. Peki. Tarihi seviyorum. Fakat çoğunlukla bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çekiyorum. Ve çoğu zaman da yanlış hatırlıyorum. Dolayısıyla sizlere yanlış bilgi vermek açıkçası istemem. Aa bak. Müthiş. Bakın buralarda şeyler var. Aa bak E eşittir. Bir şey yazmışlar ama okuyamıyorum ki. Başka bir easter egg falan bulabilir miyiz gençler masada? Bakın burada Rusça yazılar var ama ne yazdığını cidden okuyamıyorum. Aha bunu alabiliyoruz. Harika. Ne yazıyor abi? Dear Santa. Yani şey. Noel Baba. Benim adım Larissa. 8 yaşındayım ve bu yıl güzel bir uslu bir kız oldum. Korkak değildim. İki tane geyiği öldürdüm ve derisini yüzdüm. Bir tane haydutu bacağından yaraladım ve inan bana yalan söylemiyorum. İşte bu yüzden... Annemden sana mektup yazmasını istedim. Annemden babamdan sana mektup yazmasını istedim bu Noel için. Eğer sana çok fazla zahmet olmayacaksa onları çok özlüyorum. Başka bir hediye istemiyorum diyor. Canım benim ya. Annesi babasını istiyor abi şeyden Noel babadan. Canım benim inşallah. İnşallah bulmuşsundur. Aileni. Ufaklık. Şimdi. Etrafta araştırılacak cidden çok fazla şey var ve ben yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Her yere bakmak istiyorum. Her şeyi araştırıyorum. Oğlum bakar mısınız? Sürekli loot var. Her ne kadar lootlarımız az olsa da abi şu bebek çok korkunç ve her yerde var. Peki. Geliyorum. İnsanlar bir acaba ilk gördüğünde nasıl karşılık verecek ya bu şeyler. Olga'nın insanları beni buldu ya direkt mesela orada. Olga buldu. Şey dedi hani sen uyuzluk yapmazsan dedi. Başına bela gelmez. İyi birine benziyorsun. Haydut olmadığın için. Şey yap falan dedi. Gözümüze çok fazla gözükme. Muhtemelen şu evin içerisinde karargah tutmuş vaziyetteler. İçeri girebiliriz bir noktada. Giremeye de olabiliriz. Bilmiyorum. Allah. Dur abi. Durdum. Bir saniye. Lütfen. Durdum. Bir adım daha atarsan seni öldürürüz. If you know what's good for your ground-loving ass, even one of you drifters we caught today is too much. Aa bak giremiyorum abi. Giremezsiniz dedi buradan. Eğer girersen seni cüklatırız falan dediler. Görünüşe bakılırsa Alyosha hayatta kaldı düşmeden. En azından işte yerel insanlar onunla konuşuyordu. Onu bulmam lazım. Aa bakın yerel insanları şey yapmadan onları uyarmadan yani onlara haber vermeden kendi bölgelerini acayip derecede korumacı davranıyorlardı. Az önce gördüğünüz gençler beni öldürmediler fakat dedi ki bir adım daha atarsan hiç iyi olmaz dedi senin açından ve burayı boş bıraktılar abi. Tekrardan ben buraya gelebilirim fakat şurada bir şey gördüm. Belki başka bir rota kullanabiliriz. Bakın burası sol taraf şu az önce benim ses duyduğum yere gidiyor abi. Önce bir oraya gidelim çünkü araçlar çok fazla yer var ve hepsini araştırmak istiyorum izniniz olursa. Burada çünkü sesler de geldi. Abi bu nedir ya? Oğlum çok acayip lan. Şunlara bakar mısınız? Niye böyle bir fantezi yapmışlar? Abi buralarda birileri ölmüş ya. Ama içeride ses duyduğuma yemin edebilirim. Şimdi N'ye basarak bakın gece görüşümüzü takamıyoruz. Niye bilmiyorum. Burada bir yerde bir tane fare var. Biz şu trapleri abi hemen bozalım çünkü... Ya bak insan görürsem kesinlikle öldürmeyeceğim arkadaşlar. Kesinlikle. Artık kimseyi öldürmek yok. Gizli gizli yapabiliyor muyum görevi? Yapacağım. Yapamıyor muyum? Yapmayacağım abi. It's been 2 months already. Nobody came for the kids. Viking and Tusha aren't coming back either. The dam workers told they'd give them the lift to the city, but I should have used my authority to stop them from trying. But back then I still harbored hopes for evacuation too. They hoped, as I understand now, for what evacuation to be expected, that only stands on aid. Help is not coming. Then again, do we even need help? Our valley was apparently not a target at all. Even the fallout seemed to have spared us. The counter gives me an all-green reading. Even directly under the drainpipe.
children are well prepared. All that time hiking was spent well. It will be easy to teach them hunting. We have all the necessities. But what we don't have, we can make ourselves. To hell with doubt, let's tackle problems as they arise. Survival comes first. Çok güzel. Gece görüşü olan bir crossbow abi. Daha başka bir şey sanırım isteyemezdim. Alttaki konuşmada işte çocukları almaya kimse gelmedi. Boşluktayız. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz vesaire vesaire gibisinden bir umutsuz not vardı. Şunu da alalım. Ve bu bölümü sanırım burada sonlandırabilirim gençler. Çünkü bir sonraki bölüm alt kata ineceğiz artık. Yapacağımız çok fazla şeyler var. O yüzden çok da fazla bölümümüz uzamadan bu bölümü sonlandıralım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize çok çok iyi. Oğlum kartpostal buldum. Sanırım koca oyun boyunca bulduğum ikinci kartpostaldı bu. Peki. Kendinize... Abi çok acayip. Şöyle bakar mısınız? Bir ton kartpostal vardı ve ben sadece iki tane bulmuşum. Peki. Neyse. Gençler kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.